Güçlü Megalodon bir zamanlar gezegendeki en büyük köpek balığıydı. Denizler için bir dehşetti ve yok olana kadar hiçbir canlı ona yaklaşmaya cesaret edemedi. Bugün ise neslinin tükendiğine inanılıyor. Ancak bazı insanlar aksini düşünüyor. İşte bir Megalodon olabilecek 7 korkunç köpek balığı görüntüsü. Bir Mariana Çukuru Devi. Birkaç yıl önce bazı Japon bilim insanları Mariana Çukuru'nda araştırma yaptılar. Mariana Çukuru'nda yaşam olmadığı söylendiği için tartışmayı bitirmek istediler. Çukura yem koydular ve bir yaratığın gelip gelmeyeceğini görmek için beklediler. Bu bölge eğer megalodonlar yaşıyorsa onlarla karşılaşmak için mükemmel bir yer. Eğer bu yaratığı burada görmüyorsanız muhtemelen nesli tükenmiştir. Çünkü Mariana Çukuru'nun en derin kısmı yaklaşık 984 metre. Yani bir megalodon burada rahatça yaşayabilir. Yemi koyduktan sonra bir grup köpek balığı bir parça kapmak için ortaya çıktı. Aniden daha küçük balıklar güvenli bir yere kaçtı. Daha sonra büyük bir köpek balığının ortaya çıktığını ve yemi yuttuğunu gördüler. Araştırmacılar bunun bir megalodona benzediğini ve onu tanımlayamadıkları için bir megalodon olabileceğini söylediler. Ama bu konuda hala resmi bir açıklama yapılmış değil. İki, Kanada'daki megalodon. 2016'da Kanadalı bir YouTuber interneti alt üst eden bir video yükledi. Video 2014 yılında kaydedildi ve yakalanan şey büyük bir megalodonu andırıyordu. Hatta videoyu izleyen bazı uzmanlar balık türünü tespit etmekte zorlandılar. Bazıları onun büyük camgöz köpek balığı olduğunu öne sürdü. Dünyanın ikinci en büyük balığı olan büyük camgözler 10 metre uzunluğa 3 ton ağırlığa kadar ulaşabilirler. Birçok kişi görüntüdeki balığın megalodon olduğuna inanmıyor. Çünkü onlara göre megalodonlar yüzyıllardır sularda görünmüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Üç, Google Earth görüntüsü. Dünyayı gezmenin bir yolu da Google Earth'ı kullanmak. Destinasyonlar hakkında o kadar zengin bir içeriğe sahip ki şehri tanımak için evden çıkmanıza gerek bile yok. Bir internet kullanıcısı Google Earth'te gezerken Bahamaların popüler bir turistik adasının yakınında garip bir yaratık yakaladı. Bu yaratığın ise bir megalodon olduğu düşünülüyor. Görüntü üzerine yetkililer hemen çalışmalara başladılar ve resmi incelediler. İncelemelerin ardından görüntünün internete yüklenmeden önce değiştirildiği sonucuna vardılar. Dört, Siyah Şeytan Köpek Balığı. Siyah Şeytan Köpek Balığı yüzyıllara yayılan ünlü bir efsane ama bugüne kadar kimse onun varlığını kanıtlayamadı. Efsaneye göre Meksika kıyılarında sularda dehşet saçan devasa bir köpek balığı var. Hatta bu şeytan köpek balığına Kaliforniya körfezinde ve çevresindeki sularda da karşılaşılmış. Bu canavarla karşılaştığını iddia eden çok sayıda balıkçı var. Balıkçılar canavarın delici gözleri olduğunu ve onu her zaman uzaktan gördüklerini söylüyorlar. Bu yaratık küçük balinaları öldürüyor, tekneleri alabora ediyor ve deniz aslanlarını yutuyor. Bu acımasız yırtıcı 15 ile 18 metre arasında bir uzunluğa sahip ve bu bir megalodon tanımına mükemmel bir şekilde uyduğu anlamına geliyor. Şüphecilerse tüm bu anlatılanların abartı olduğuna inanıyorlar. Çünkü onlara göre megalodonların nesli yüzyıllar önce tükendi. Balıkçıların gördüğü şey megalodon tanımına da uyan balina köpek balığı olabilir. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Siyah şeytan köpek balığı agresifken balina köpek balığı oldukça sakin. Beş, araştırma bulgusu. 2016'da bir grup Kaliforniyalı araştırmacı uzak deniz tabanına yemli bir denizaltı yerleştirdi ve hangi deniz canlısının bölgeye yaklaşacağını izlediler.
Yeme doğru hareket eden dev bir köpek balığı gördüklerinde ise şoke oldular. Çünkü dev hayvanların bu kadar inanılmaz derinliklerde yaşamasını beklemiyorlardı. Ancak birileri onlar kadar heyecanlı değildi. Şüpheciler, görüntüdeki köpek balığının megalodon olmadığını söylüyorlar. Ama kim bilir, belki megalodonlar biz insanların şu ana kadar ulaşamadığı derinliklerde yaşamlarına devam ediyorlardır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Altı, Zane Grey karşılaşması. Zane Grey, maceracı romanlarıyla ünlü Amerikalı bir diş hekimi ve yazardı. Zane Grey'in megalodonlarla arasında nasıl bir ilişki olduğunu merak ediyor olmalısınız. Evet, yazarlar çok yönlüdür ve her konu hakkında az çok bilgiye sahiplerdir. Macera yazarları ise kitaplarına içerik bulmak için ellerinden gelenin fazlasını yaparlar. Grey de gerçek hayattaki bir canavarı gördüğünü iddia ediyor. Bu yaratığın 12 metreden uzun, sarı ve yeşil renkte olduğunu iddia etmiş. Ayrıca vücudunda birkaç beyaz leke varmış. Grey açıkça megalodon gördüğünü söylememiş. Ancak tanımı büyük beyaz köpek balığına uymuyor. Uzmanlar Grey'in tarifine uyan bir balığın olmadığını söylüyorlar. Bu nedenle Grey'in bir megalodon görmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorlar. Peki sizce Grey'in gördüğü yaratık bir megalodon olabilir mi? Yedi, doğrulanmamış saldırı. Birkaç yıl önce karaya vurmuş bir balinanın fotoğrafı internette viral oldu. Son günlerde çevre kirliliği en çok deniz canlılarının hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu yüzden sahile vuran balinalar artık bizim için yeni bir olay değil. Ancak bir vaka var ki o diğerlerinden farklı. Kıyıya vuran bu balinanın kuyruğunda daha büyük bir canlının ısırık izi var. Sahile vuran balina ise okyanustaki en büyük hayvanlardan biri olan 21 metrelik bir kambur balina. Yani böylesine büyük bir canlının kuyruğunu daha büyük bir deniz canlısı ısırmış olmalı. Aklıysa tek bir şey geliyor, o da megalodon. Videomuzun sonuna geldik. Peki sizce megalodon olduğu iddia edilen bu gizemli deniz canlıları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce günümüzde megalodonlar hala yaşıyor olabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.